İbrahim Tatlıses dün sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesi paylaştı. Kız arkadaşıyla el ele bir fotoğraf karesiydi. Ancak yüzleri görünmüyordu. Sırttan bir kareydi. Fotoğraftakinin İbrahim Tatlıses'in kendisinden 43 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya olduğu sanıldı. Ancak gerçek bambaşkaydı. İzleyelim. Tatlıses'in özel hayatıyla ilgili iddialar, paylaştığı fotoğraflar, sosyal medya yorumları yine kafa karıştırdı. 69 yaşındaki Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldı. Her şey ünlü şarkıcının Instagram hesabından bir kadınla el ele çekilmiş pozunu paylaşmasıyla başladı. Tatlıses, deniz kenarında bazı evler vardır ya le bir derya, bizimki de le bir orman yazısıyla işte bu kareyi paylaştı. Fotoğrafın paylaşıldığı dakikalarda magazin basını ve hayranları Tatlıses'in yanındaki kişinin Gülçin Karakaya olduğunu sandı ancak durum böyle değildi. İddialara göre Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan sessiz sedasız ayrıldı. Kulislerde İbo Gülçin ayrılığı doğru çünkü Gülçin Hanım İdo'nun düğününe katılmadığı iddiaları da konuşuldu. Farklı bir görüşe göre ise Gülçin Karakaya düğüne Derya Tuna'nın varlığı nedeniyle katılmamıştı. Ancak olaylar bununla sınırlı değildi. Ünlü şarkıcı birkaç hafta önce ismini sır gibi sakladığı yeni bir hanımefendiyle yeni bir aşka yelken açtı. Hayatının büyük bir bölümünü İzmir'de geçiren Tatlıses, İzmirli bir hanımefendiyle aşk yaşamaya başladı. İbo ile el ele poz veren bu hanımefendi, yani Tatlıses'in sevgilisi olan, yeni aşkı olan bu hanımefendi İzmirli. Tatlıses'le aynı evde yaşıyor. Gülçin Karakaya ve Tatlıses 2 ay önce ayrıldı. 12 yıl aradan sonra sahnelere dönen İbrahim Tatlıses, yaptığı 3 milyon dolarlık Belarus konser dizisi anlaşmasıyla eski gücüne kavuştu. İddialara göre en zor zamanlarında kendisine moral olan 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile görüşmeyi azalttı. Bu durumdan büyük sıkıntı duyan Gülçin Karakaya ile sık sık tartışmaya başladı. Telefonlu aramalar da tamamen bitince Gülçin, İbo'nun evindeki eşyalarını toplayıp İzmir'de annesinin evine döndü. İbo bu sürede de sevgilisini ne aradı ne sordu. Tatlıses ayrıldıktan 1,5 ay sonra yeni aşkını sosyal medyadan ilan etti. Gülçin de İbo'nun yeni aşkını Instagram'dan öğrendi. Takipçilerinin İbo'nun yanındaki sen misin sorusuna hayır değilim, benim saçlarım hala sarı yanıtını verdi. Karakaya sarışındı. Fotoğraftaki hanımefendi ise kumral. Tatlıses'in yakın çevresinin bile adını bilmediği yeni aşkının kim olduğu bilinmiyor. Tatlıses'in son paylaşımı sosyal medyada epey gündem oldu. Tatlıses ve yanındaki hanımefendi yaş farkı nedeniyle çizgi film karakterleri Heidi ve dedesine benzetildi. 2-2-4 eder, bırak yakamı bırak. Tatlıses'in yeni aşkıyla ilgili efendim yeni bilgiler tabii ki de ikinci sayfada, tabii ki de bizde. Yeni kız arkadaş efendim bu kez kendisinden 39 yaş küçük, 30 yaşında. 30 yaşlarında. İsminin de Ece olduğunu öğrendik. Bu aşkın da Bodrum'da başladığını, önce İzmir sanıldı. Bu karenin de Bodrum'da çekildiğini öğrendik. O zaman aşk Bodrum'da yaşanır gelebilir arkadaşlar. Kesinlikle. İbrahim Tatlıses niye yeni sevgilisi kendisinden 39 yaş küçük 30 yaşındaki yeni sevgilisi Ece ile arkasını dönerek böyle el ele poz veriyor? Çünkü İbrahim Tatlıses ne kadar star olsa da o da konuşulmak, merak edilmek, şov yapmak ve tartışılmak istiyor. Yoksa Ece'yi anında ilan eder. Fakat Ece'nin yeni başlayan diğer aşklarını düşünürsek İbrahim Tatlıses'in, yani beraber olduğu kadınlarla ilk yola çıkışlarını, hiç böyle bir el ele falan fotoğrafı olmaz da, hatta yıllarca birlikte yaşayıp yan yana artık ayrılmak üzereyken poz verdiği insanlar oldu. İbrahim Tatlıses'in böyle el ele poz vermesi kolay kolay rastlanacak. Gülçin'le bile değil. Böyle el ele bir fotoğraf önce vermemişti. İnkar etti. Gülçin'le de kısa bir süre önce ayrıldı. Ortada böyle sözde büyük aşk vardı. Ne aşkıysa artık, düşünebiliyor musunuz? Adam 69 yaşında, İbrahim Tatlıses 69 yaşında, kız 26 yaşında. Siz böyle aşka inanır mısınız? Bu kadar yaş farkının olduğu aşka inanır mısınız? Kocaman bir soru işareti koymak istiyorum 43 buraya. Yaşsa hayır, 43 yaş. İnanmam yani. Yani düşünebiliyor musun? İbrahim Tatlıses'in torunu yaşında neredeyse. Yok, hiç 26 yaşında. Değil. Fakat şimdi şöyle bayağı bir akşama kadar bu hanım kim, bu genç hanım kim diye biraz etrafa sorduk soruşturduk. Şöyle şeyler de geldi. İnanılmaz. Fotoğrafı yakınlaştırıp Ece'nin kol kemik yapısına bakıp bu 20'lerde değil deyip sonuç çıkaran bile var. Yaşını kemiklerini yakın yaparak çözmeye çalışanlar bile var. Kıyafetine bakan var.
Önce Gülçin yazıldı ama Gülçin'den de gece yarısı bir açıklama gelmiş. Takipçileri aman ne kadar mutlusunuz, el ele fotoğraflarınız var işte İbrahim Tatlıses paylaşmış deyince hayır benim saçlarım hala sarı, biz ayrıldık karşılığını vermiş. O da şu anda İzmir'de annesinin evine geri dönmüş. Evet. Bir şey söyleyeceğim Müge. İbrahim Tatlıses'in başından iki evlilik geçti. Evet ama Adalet, bir sürü hayat Adalet arkadaşı Hanım oldu. Ve Ayşegül Yıldız'la evet. iki kez nikah masasına oturdu. Belki 3 ya da 4 kez de evliliğin eşiğinden döndü bu isimlerden bir tanesi de Gülçin'dir herhalde değil mi? Onunla da evlendim evlendim demişti. Evet, evet. Ama bu isimler arasında bana sorarsan İbrahim Tatlıses'in yanına şimdiye kadar en çok hangi isim yakıştı dersen? Derya Tuna. Ben Derya Tuna derim. Kesinlikle. Bak hiç konuşmadık ben de Derya Tuna derim. Evet evet kesinlikle Derya Tuna. Hatta Ayşegül Yıldız'la pardon nikah masasına oturmadan önce de o zaman Gülşen'le gazetelerde hala devam ediyorduk. Bir haber şöyle geldi sevgili izleyiciler. İşin biraz arkasında mutfağında anlatalım. Aynı anda ikimize haber şöyle geldi. İbrahim Tatlıses evlendi. O sırada da hastanedeki tedavisi devam ediyor ve Derya Tuna da hastaneye gidiyor. Ayşegül Yıldız da geliyor gidiyor. O dönem bir tatsızlıklar ama, yaşanıyor hastane evet, koridorlarında ama gelmeyelim. Kıyametler kopuyor. Derya Tuna ama gene böyle anaç yapısıyla olaya hakim. Biz de dedik ki bak gördün mü? Derya Tuna ile sonunda 24 yılın sonunda evlendi. Yani Ayşegül Yıldız'la evlenebileceğini düşünmedik. O zaman da Derya Tuna'ydı insanların kafasındaki favori eş adayı. Şimdi de bu fotoğraf ortaya atıldığında İbrahim Tatlıses tarafından insanlar şöyle bir şeyler yazmaya başladı. Hah tamam Derya Tuna. Ama Derya Tuna değil tabii ki değil. Görüntüde de belli yani. Ama bak o günü iyi hatırlattın. Hatta biz seninle aramızda konuştuğumuzda hangisiyle evlenecek? Derya Tuna ile mi Ayşegül Yıldız'la mı evlenecek diye ben hiç unutmam oyumu ben Derya Tuna'dan kullanmıştım. Evet. Kesin Derya Tuna ile evleniyor demiştim. Bize yine şok oldu şey ama kime şok oldu başka? Derya Tuna'ya da şok oldu. Derya Tuna kebapçıda arkadaşlarıyla otururken evet. cep telefonuna nikah fotoğrafı düştü İbrahim Tatlıses'le Ayşegül Yıldız'ın ve bunalıma girmişti. Uzun süre konuşmamıştı. Evet. Hatırlıyor musun? Biz telefonla arıyorduk ulaşamıyorduk. Ulaşamıyorduk kendisine. Hatta çünkü şöyle bir şey. Bir beklentisi vardı. Kesinlikle Zekeriya Köy'deki bir kafede. Evlilik fotoğrafı cep telefonuna, hastanedeki Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses nikah fotoğrafı Derya Tuna'nın cep telefonuna geliyor. Derya Tuna'nın şaşkınlık içinde elinde de sigara var hiç unutmuyorum. Bir arkadaşımız görüntülemişti. Üst üste yakıp yakıp söndürüyordu zaten. Evet. Şimdi İbrahim Tatlıses'in bu fotoğrafını ikinci sayfa official'a yüklediğimizde biraz dedim altına gelen yorumlara bakalım. Belki birisi hanımefendiyle ilgili bir detay vermiştir. En çok kahkaha attığım ne oldu? Bekir diye bir takipçimiz. Takipçilerin mesajlarını sıkı sıkı okuyoruz. Okumadığımızı evet. zannetmeyin. Çok güzel mesajlar evet. yazıyorlar özellikle dünden bu yana. Dünden sonra onu da paylaşacağız. Vallahi yazacak bir şey bulamadım. Bari sütlaç tarifi vereyim diye sütlaç tarifi. Bunun üstüne bir sütlaç yiyin diyerek. Allah canım çekti şimdi benim biliyor musun? De, benim de istedim. İbrahim Tatlıses efendim kendisinden 43 yaş küçük Gülçin'le nasıl tanıştı diye merak ediyorsunuz. Gülçin bir güzellik salonunda çalışıyordu. Manikür, pedikür yapıyordu güzellik salonunda. İbrahim Tatlıses'in evine el ve ayak bakımı için gidiyor. O sırada da böyle bir yakınlaşma başlıyor aralarında. Aslında şeyi de öğrendik. Gülçin bir İbrahim Tatlıses hayranıymış. Onun şarkılarıyla büyümüş. Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz hayranı olup daha sonra aşk yaşaması bak, gibi. Bak benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ha. Kız kaç yaşında? 26 yaşında. Yani? Aralarında 43 yaş var İbrahim evet. Tatlıses'le. Bu kız dünyaya geldiği zaman İbrahim Tatlıses o zaman Derya Tuna ile beraber. Evet. İdo'da daha minnacık. 3 yaşında. İdo'da 3 yaşında. Şimdi biz böyle söylüyoruz da İbrahim Tatlıses bu hanımlarla aşk yaşarken bunları aklına getiriyor mu? Hiç getirmiyordur bence. Getireni de sevmiyor. Yani şu an. Ama şunu görüyorum o fotoğraf karesine baktığımız zaman böyle İbrahim Tatlıses lise yıllarına dönmüş gibi sanki gerçekten değil mi? Böyle bir liseli aşıklar modunda bir fotoğraf veriyor. Acaba Gülçin'i kıstırmak için mi bu pozu verdi? Ha, o da tartışılır. Olabilir. Yani tamam hanımefendi liseli aşıklar ama İbrahim Tatlıses'in o görüntüsünde bir liseli aşık pozu yok yani. Biraz kıyafetinden dolayı mı dedin? Yani az da detaya girmeyeyim diyorsun. Evet bir sanki ne bileyim ben öyle bir liseli aşık göremedim ben orada. Belki beraber yüzlerini yüzünü dönüp, görmem lazım yüzünü zaten. Görmem. Yüzünü görmemiz lazım. Hatta şöyle deniz kenarında bazı evler vardır. Yalevi, Derya, bizimki de Lebi Orman.
acaba dedik Derya falan olabilir mi? Her şeyden böyle sonra, değil mi? Tabii. Şifrelere baktık. Ama onlar da işte böyle şifreli pozlar mesajlar falan veriyorlar ki biraz siliyor, böyle biraz konuşulsun. Konuşulsun. Ha bu arada şöyle bir şey de var. Şu an program yaptığı kanaldan başka bir kanala transfer oluyormuş. Evet, onun detaylarında. Aşkta da, parada da, transferde de yüzü güldü İbrahim Tatlıses'in. Bu yıl onun yılı oldu aslında. Vallahi onun yılı oldu kesinlikle.